Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yerleştirdiğimiz parçalara otomatik olarak paket ölçüsünü nasıl alacağımızı göreceğiz. Onun için ben ilk önce bir daha önce çizdiğim dolabın resmini açıyorum. Dolabım burada. Bunu başka bir sayfaya parçaları çekip bazı parçaları çekip orada paket ölçüsünü alacağım arkadaşlar. Yeni bir sayfa açayım buradan. Şuraya çekeyim. Diğer taraftan parçaları buraya çağıralım şimdi. Çağırırken buradan assembly, include sub assembly'yi kullanıyoruz. Partial include diyorum. Sonra geliyorum. Diğer resmi seçtim. Burada seçmek istediğim parçaları getiriyorum. Parçayı aldım böyle yüzeyden. Şuraya yatıralım. Okey diyelim. Sonra bu diğer parçaları almaya devam edelim. Tekrar assembly include. Assembly. Partial include. Dolaba geliyorum. Bu sefer diyelim ki şu yana aldım. Koydum. Koyduktan sonra bu yüzeyle bunun yüzeyini referanslıyorum. Okey diyorum. Bu yüzeyle bu yüzeyi referanslıyorum. Okey dedim. Sonra bu yüzeyle bu yüzeyi referansladım. Okey dedim. Sıfıra sıfır yerleştirdim. Sonra diğer iki parçayı da alayım üst üste koyayım. Paket ölçüsü çıksın diye. Aldım. Include subassembly, partial include. Resime geldim. Şuradan üst tabloyu seçelim. Koydum. Bunun alt yüzeyini seçeceğim. Şuradan seçtim ve koydum. Okey dedim. Bu yüzeyle bu yüzey dedim. Okey. Ondan sonra bu yüzeyle bu yüzey dedim. Referansladım. Okey dedim. Sonra bir de diğer parçayı koyalım. Biraz fazla olsun ki ölçüleri rahata görebileyim. Şu alt tabloyu koyacağım. Onu da getirdim buraya koydum. Sonra bu yüzeyi buraya koydum. Sağ klik. Okey dedim. Sonra bu yüzeyle burayı eşleştirdim. Okey dedim. Ondan sonra bu yüzeyle burayı eşledim. Okey dedim. Böyle yerleşimimizi yaptığımızı varsayalım. Ondan sonra buna direkt bir kutu ölçüsü getirmem gerekiyor. Şimdi buradan ölçüyü alabilirsiniz. Böyle ölçerek teker teker burası böyleydi, bu buydu diye. Bu daha karışık da olabilirdi. Şu an düz ama siz strafor koyacaksınız. Aralara belki başka parçalar koyacaksınız. Bir taraf yüksek olacak, bir taraf alçak olacak. Bunları otomatik bir kere de görebilmesi için Enclosing Shape adında bir komutumuz var. Shape'in altında buradan Other Shape, Enclosing Shape. Bunu seçtik arkadaşlar. Seçtikten sonra blok yapılacak parçaları bana göster diyor. Şöyle sol klik basılı tutup bütün ürünü çerçeve içine alıyorum. Aldıktan sonra benim karşıma bakın eksi x yönünde, artı x yönünde, y ve z de aynı şekilde değerler çıkıyor. Burada işte eksi x yönünde artı x burada işte kafadan ne kadar olsun? İşte 5 milim. Diğer taraftan 5 milim. Y yönünde bu da 5 milim. Bu da 5 milim. Z yönünde z eksi yönde 0 olsun. Z yukarıya doğru da işte 5 milim çıkacak şekilde gelsin. Okey diyorum. Dedikten sonra bakın direkt benim parçamın üzerine bir tane kutu ölçüsü çıkarıyor. Dışından dışına alarak bunu ölçülendirebiliriz. Diyelim ki parçada daha sonradan strafor koyduk iki parçanın arasında. Bu kutunun ölçüsünün otomatik değişmesini istiyoruz. CTRL-O ile açıyorum özellikleri. Buradan sağ klik edit diyorum. Şu parçamı biraz daha yukarıya alacağım diyelim. Şuradan Constraint Position kısmından özelliklerini açıyorum. Bakıyorum evet bu yüzeyden burada açıyorum. Şurada sıfırı gördük. Sıfıra ben diyorum ki bu 5 santim yukarıda olacaktı normalde. 50 diyorum. Bakın otomatik kutumda büyüyor. Tekrar eski haline getirirsem sıfır oluyor. Bu şekilde de otomatik kutu iç ölçüsünü çıkarmış oluyoruz arkadaşlar.